Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalarla sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar dün özellikle günlük bazı sizlere BTC açısından belirlemiş olduğum bazı detaylar söz konusuydu. Bu hem bu görmüş olduğumuz alanda bir tobo. Akabinde şu görmüş olduğumuz düşüş bölgesiyle ilgili tekrardan bir paylaşımda bulunmuştum. Ve burası 32 bin bölgesi olması amacıyla tekrardan bu bölgelere kadar yapabileceği bir hareketin normal olacağından bahsettik. Formasyon gereği normal. Tabii ki bu hareket yüksek bir hareket olur. Onun için de burada bir tobodan, o obodan bahsettik. Ve bu obu formasyonu hedefiyle şu görmüş olduğumuz hedeflerin birbiriyle eşit olduğundan bahsettik ki o bölgelerde arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi 32 bölgelerinden geçiyor. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman Şimdi 4 saat diye geçeceğim. 4 saat diye geçmeden önce arkadaşlar bakın dünya genelinde olumsuz haber akışları pompalanmaya devam ediyor. Bu bir. İkincisi son günlerde biz tekrar S&P 500'de yani şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Hocam günlerdir S&P 500 yoktu. Şimdi mi başladı diye bazı mailler alıyorum. Şimdi bazı e, kriterlere göre incelemeler yaptığınız zaman arkadaşlar Bazen pozitif ayrışmalar söz konusu olur dünya piyasasından. Bu kripto para için de geçerlidir. Başka dünya borsaları için geçerlidir. Yani dünyadaki genel borsayı incelediğiniz zaman ülkeler arası. Örneğin Almanya'da bir DAX endeksi yükselirken işte Fransa'daki bilmem herhangi bir borsanın yükselmesi onun için beklenmeyebilir. Ya da Amerika'daki bir borsayla Çin'deki bir borsanın paralel olarak hareket etmesi beklenmeyebilir. Çünkü her ülkenin kendi içerisinde bir yapısı vardır. Bu birincisi. Ya da Türkiye ile diğer borsaları e, karşılaştırabilirsiniz. Bizde nasıl dünya borsalarında bazen ezilmeler olurken pozitif ayrışmalar söz konusu oluyorsa bu kripto paralar için de geçerli. Yani bu ne anlama geliyor? Hatta bu emtialar için bile geçerli bir durum arkadaşlar. Çünkü da bazen bazı haber akışlarından çok farklı fiyatlayabiliyorlar. Borsalardan bağımsız hareket edebiliyorlar. Yani türev piyasasındaki e, bütün emtialar açısından, kripto paralar açısından, borsalar açısından değerlendirdiğimiz zaman türev piyasasının tek başına hepsinin birbirinden bağımsız olduğunu veya hepsinin birlikte hareket ettiğini düşünmek çok doğru olmaz. Bazen pozitif ayrışmalar, bazen negatif ayrışmalar söz konusu olabilir. Bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Son dönemde de özellikle son 2-3 videodur belki buna biraz daha fazla değiniyorum. Özellikle Amerikan borsalarındaki hareketliliğin BTC'de büyük baskı oluşturduğundan bahsetmiştim ve tekrar bunu söylüyorum. Şimdi bakın S&P 500'de bir düşüş eğilimi söz konusu. Nasdaq'ta, Dow Jones'ta, yani bugün DAX endeksi yine eksilerde kapattı. Yani bunlar dünya piyasasında ve burada özellikle de VIX endeksinde tekrardan görmüş olduğunuz gibi %25'lere varan bir artış söz konusu. Tabii ki şu anda hala VIX endeksi çok tehlikeli boyutlara gelmiş durumda değil. Ee, öncelikle bunu bilmek gerekiyor ama bu bize neyi gösteriyor? Yani piyasadaki risk iştahının azaldığını gösteriyor arkadaşlar. Bunu da net görmek lazım. Onun dışında zaten sizlere bir kanal çizmiştim. Özellikle BTC açısından kanal dip bölgelerinin neresi olduğunu dönüşebilir. Yani BTC'nin dönebileceği bölgelerin neresi olduğunu dün detaylı bir şekilde zaten sizlerle paylaştım. Burada kırmızı alanımız önemli. Bunu da tekrar belirtmek gerekiyor. O bölgeleri de takip edeceğiz. Şimdi S&P 500 tarafına geldiğim zaman arkadaşlar bakın haftalık bazda Fibonacci ortalaması şu görmüş olduğumuz 4297 bölgesinden geçiyor. Şimdi genel olarak borsaya baktığımız zaman arkadaşlar V şeklinde bir büyüme oldu akabinde bir toparlanma ve sonra soluksuz bir yükseliş gördük. Yani bu ne zamandan beri devam ediyor arkadaşlar? Yani Mart'taki özellikle çöküşten sonra yani şu bütün dünya piyasaları pandemi yüzünden çöktükten sonra yükseliş ve maalesef çok hızlı gelişen kripto paralarından birisi ve tehlikeli bölgelere doğru geliyor. Haftalık bazda şu son kapatan yutan bundan sonra bir düşüş eğilimi göstermesi gayet doğal. Bunun dışında bakın aylık kapanış gelecek arkadaşlar bir, birkaç gün sonra çok değerli. Eğer aylık kapanışta şu görmüş olduğumuz mum biraz daha aşağı sarkar ve şu biraz da kapsarsa bu gerçekten güçlü yutan bir ayı mumu şeklini alır ki bu tehlikelidir. Bu hem dünya borsaları için hem bitcoin için tehlikeli senaryolar doğurabilir. Bu yüzden işlem açıyorken tekrar belirtiyorum ben bu dönemlerde minimum %60 her zaman nakitte beklerim. Daha farklı fırsatları kovalayabilmek için. Bunun dışında da kendi adıma görmüş olduğum fırsatlar varsa gün içerisinde bunları değerlendirmeye çalışırım. Ama şu an değerlendirme yaptığımız zaman arkadaşlar dünya piyasasından bağımsız bir değerlendirme yapmak çok doğru değil. Çin'den gelen haber akışları var. ABD'de senato tarafından gelen haber akışları var. Avrupa'da farklı haber akışları söz konusu. Bugün Powell tekrardan açıklamalar yaptı. Yani bir sürü haber akışı söz konusu ve bu süreçte önemli olan sermayenizi elinizde tutabilmeniz arkadaşlar. Bu yüzden bu videoda özellikle dikkatli olması gerekli ilgili bir başlık paylaştım. Şimdi BTC tarafına gelirsek eğer tekrardan BTC'yi tekrardan belirtiyorum. Ve burada 4 saatte görmüş olduğumuz bir olay söz konusu. Arkadaşlar bakın 4 saatte şurada görmüş olduğunuz gibi net bir üçgen formasyonu. Hatta şu görmüş olduğumuz alanlardan bir bayrak flama formasyonu diyebiliriz. Bakın kırılımdan sonra işin en enteresan tarafı şu. Kırılımdan sonra hedefin tam olarak 32 bin bölgesine gelmesi. Yani bu bölgenin bizler için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor tekrardan. Bu da gerçekten önemli bir konu. Bu yüzden Tekrar tekrar söylüyorum. Dikkatli olmak gerekiyor. Tabii ki bu bu kırılımdan sonra illaki buraya gidecek mi? Hayır. Bu kesinlik ifade edebilen bir şey değildir. Ama bu saatten sonra eğer bir takip yapılacaksa daha önce söyledim. Yani büyük fotoğrafı görmüyorsanız bile küçük fotoğrafta şu görmüş olduğumuz alanlarda bakın. Şu bölge, şu bölge düşen trend açısından değerlendiren arkadaşlar için söylüyorum. Öncelikle 44.400 bölgesi üzerinden kapanışlar görmemiz gerekir. Çünkü günlük bazda yani 4 saatte şu anda kırmızı alan çok egal edildi. Günlük bazda da sadece bunun etrafında hala hareketlikler dönüyor. Ama bu konsolidasyon süreci ne kadar çok devam ederse bundan sonra gelişebilecek hareket de bir o kadar güçlü olur arkadaşlar. Bunu da iyi bilmek gerekiyor. Bakın aynı zamanda burada tekrar tekrar belirtiyorum. Bakın şu alanda bir oba vardı. Burada tekrardan bir oba formasyonu oluşuyor. Bu da ayrı bir tehlike konusu. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Alansal olarak da değerlendiren arkadaşlar için bakın dün alanı belirtmiştim. Yani kullandığımız indikatörün de bu bölgelerde ne kadar noktasal çalıştığından bahsetmiştik. Bakın şu görmüş olduğumuz alan boşaltıldığı anda aşağı yönlü çok sert hareketler gelebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Yukarı yönlü öncelikle büyük fotoğrafta ve büyük kanal içerisinde 52 bin bölgesinin mutlaka mutlaka aşılması gerekiyor. Daha yukarı yönlü hareketler gerçekleştirebilmesi amacıyla. Yani BTC arkadaşlar önce 32 bin akabinde de çok büyük bir hareketle çok üst seviyelere kadar bir hareket gerçekleştirebilir. Kanal çalışırsa dip bölgesi 19.000'dir. Bu yüzden tekrar tekrar uyarıyorum ve şu görmüş olduğumuz alana dikkat edeceğiz. Benim için çizgisel olarak değerlendirdiğim zaman birincisi indikatör direnç açılan bölge özür dilerim destek açılan bölge 39.500 bölgesiydi. Hemen 38.800 bölgesinde de ayrı bir destek var arkadaşlar. Ama indikatörün açmış olduğu bölge benim için değerlidir. O bölgeden sonra 35.500 bölgesi kilit bölgedir. Neden? Bu aynı zamanda kanalın orta bölgesinin kırılacağı bölge arkadaşlar. Ve o alan kırılırsa da 32 bin bölgesine doğru hareket çok daha sert bir şekilde gelebilir. Çünkü dominans da bu süreçte yukarı yönlü eğilim gösterirse bu alt konular için büyük çöküş ve büyük felaketler getirir. Bu yüzden 42.70 bölgesine de dominans açısından çok dikkat etmek gerekiyor. Bu bölge üzerine gidip bu bölge üzerinde bağımsız kapanışlar yaparsa eğer o zaman bu gerçekten ve BTC bu zamanda güçsüz olsa kripto paralar için çok büyük bir tehlike anlamına gelir ki. E, bunu iyi değerlendirmek gerekiyor ve iyi düşünmek gerekiyor. Bunun yanı sıra e, coinlerde gün içerisinde bazen hareketlikler gelebiliyor. Bu gayet doğal. Pat diye bir hareket geldi diye hemen e, onun peşinden gitmeye gerek yok. Örneğin bugün Waves ile ilgili birçok mail aldım. Hocam Waves uçacakmış, kaçacakmış. Gördük bugün uçup kaçtığını. Yani önemli olan belli alanlarda tekniksel veriler ışığında incelemek. Şimdi bakın Waves'e şimdi geleyim sizlere Waves'in bu saatten sonra uçup kaçabileceği ile ilgili yani kaçması gerekiyorsa nerelere kadar gidebilir? En azından bunu anlamak adına söyleyeyim. Bakın burada düşen tren kırıldı diye bugün bana gerçekten çok mail geldi. Bakın şu alanda düşen tren kırılmış mı? Evet kırılmış. Retest yapılmış mı? Evet. Aslında retest yapılan bunu zaten tehlikenin boyutunu gösteriyor. Akabinde görmüş olduğunuz gibi aşağı yön. Yani BTC hareket ettiği için gitmiş. Ama ben sadece bu düşen trend kırıldıktan sonra işleme girer miydim? Tabii ki hayır. Neden? trend kırılmış ama benim için 24.71 ana destek bölgem geçilmemiş. Üzerinde bağımsız bir kapanış yok. Fibonacci ortalama bu alandan geçiyor. Geçilmemiş. E günlük bazı dönüp bakıyorum. Şimdi küçük fotoğrafa bakarak sadece işlem açılmaz arkadaşlar. Günlük fotoğrafta da görmüş olduğum gibi kilit bölgem neresiymiş benim? 24.000 bölgesi. Yani günlük bazda eğer 24.000 bölgesi üzerinde kapanışlar görmezsem ben kendi adıma bulaşmam. Ve burada da şunu gördük. Örneğin wave şu bölgelerden hareketlendikten sonra bakın eğer bir çizgi benim için uzuyorsa bu değerlidir demiştim. Çizginin bitmiş olduğu bölge burası. Bu saatten sonra oluşabilecek hareketler daha çok fake hareketler oluyor. Vakabinde büyük çöküş için son e, yani alıcıları topluyorlar. Ve görmüş olduğunuz gibi zaten bittiği gibi hemen tepe bölgesine 2 gün sonra direnç açtı. Yani bu saatten sonra zaten çöktü. Ve burada da destek açısından bölgelerin iyi takip edilmesi gerekiyor. Bunun dışında bakın 22.51 bölgesi de önemli çok önemli bir destek bölgesi. Direnç olarak da bakın şurada 24.71 bölgesi hatta kırmızı bölgem 28.54'ten geçiyor. Yani bu bölgeleri daha hala geçilmemiş. Daha önceki e, birinci kırmızı bölgem nasıl 13 bölgesi ise altında stop bölgesi 12.07 mesela bölgesiymiş. Bölgeyi kırdıktan sonra solsuz bir şekilde yükselmiş. Yani tekrar söylüyorum gün içerisinde bazı coinler ayrışabilir. Körü körüne bağlanmanın çok fazla mantıksal bir açıklaması olamaz. Bugün Alice'e bakalım mesela. Alice dedi bir hareketlilik söz konusu. Bakın düşen trendleri çok sevdiğiniz için bu doğrultuda paylaşım yapıyorum. Bakın düşen trend Alice'de de kırılmış mı? Kırılmış. Hatta çizgisel bakalım. Mesela bakın şu görmüş olduğumuz alanlardan şu alanlara noktasal bir şekilde hemen bakın şurayı değerlendirdim. Şurada fake bir kırılım var düşmüş. Onu da şuradaki düşen trendle beraber değerlendirebilirsiniz. Bakın. Şimdi böyle değerlendirdiğimiz zaman şu alanlara geçen hareketin şu an için bakın şu görmüş olduğumuz alanda kırılmış ama benim için Fibonacci ortalaması kırılmış mı kırılmamış. Yani 10.50 bölgesi benim kilit bölgemmiş. Bu aynı zamanda ikinci düşen trendle beraber uyum sağlıyor. Ve Fibonacci ortalaması geçilmediği için de baskı oluşmuş durumda. Tabii ki BTC yükseldikçe işte de yükselebilir mi? Evet yükselebilir. Ama her şeye rağmen temkinli ve dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bu gibi dönemlerde önemli olan sermayenizi elinizde tutabilmeniz arkadaşlar. Biraz sabır. E, coinler tabii ki gün içerisinde gelgitleri yaşayacaktır. Bu gayet doğal. Ama trend oturduğu zaman gerçek para o zaman kazanılır. Önemli olan o zaman kazandığınız parayı yatay piyasada bitirmemek arkadaşlar. Bakın bunlar önemli detaylar. Şimdi çok uzun vade yatırım yapan arkadaşlar için tabii ki aynı şeyi söyleyemem. Benim de uzun vade beklentilerim birçok oyunda e çok farklı boyutlarda. Ama onlardan önce düşüşler gelebilir mi? Evet. BTC belki çok daha yukarılara çok kısa sürede gidebilir miydi? Gidebilirdi. Ama dünya piyasasındaki var olan gelişmeleri de es geçemezsiniz. Şu dönem içerisinde özellikle Çin'den gelen haber akışları çok yüksek. ABD'den, Avrupa'dan birçok yerden e, olumlu haber akışları gelse bile olumsuzlar çok daha baskılı bir şekilde geliyor. Ve dünya piyasalarını ilgilendirebilecek şekilde geliyor. Emtialar açısından da arkadaşlar bu açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi altcoinlerle ilgili sadece iki tane örnek paylaştım. Bugün özellikle BTC'ye dikkat edilmesi Gerekliliği konusunda sizleri uyarmak istedim. Şimdi Çizgisel grafik açısından da baktığımız zaman bakın şurada diğer bir bölgemiz neresi bizim 40.700 bölgesi. Bu bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Alan boşaltılırsa aynı zamanda bakın yükselen trendin de kırıldığını göreceğiz. Ee, özellikle altına bağımsız kapanışlar 38 38.000'e akabinde daha aşağılara gidebilir. Bunun için de dünya piyasalarını da yakına takip edilmesi gerekiyor. Nazlak'ta yaklaşık %3'lere varan düşüşler gelmeye başladı. Bu gerçekten şu an için çok da olumlu olan senaryolar dahilinde değil. Burada Fibonacci ortalamasının geçmiş olduğu bölge 14.400 bölgelerinden geçiyor. Onun dışında bakın şurada yeşil bölge 13.800 bölgelerinden geçiyor. Dikkatli olmakta fayda var. Benim için önemli bir alan kırıldıktan sonra şurada direnç bölgesi ve artık bu saatten sonra çok fake yükselişlerin gelebilme ihtimali söz konusu. Veya bir düşüş gelecekse bu sert olur. Ee, ve bundan da hem emtiaların hem de kripto paraların etkilenmemesi mümkün değil. Bakın net söylüyorum. Bu yüzden çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor. E, bu ara haber akışları biraz daha yoğun olduğu için bu şekilde ani hareketler gelişebiliyor. Bir anda toparlayabilir. E, ama bu sizin temkinli olmayacağınız anlamına gelmez. Dikkat etmek gerekiyor. Çünkü borsalarda da şişme var bana göre. önümüzdeki dönemlerde e, büyük çöküşler gelebilir. Bunu ne zaman geleceğini kimse bilemez ama önemli olan benim için şu anda hafta hafta takip ettiğim şu görmüş olduğumuz Fibonacci ortalaması kırıldığı zaman için rengi değişir. Bakın çünkü Fibonacci ortalaması haftalık bazda çok iyi çalışıyordu. Bakın şurada senin net bir tane yer göstereceğim. Ne kadar iyi çalıştığı ile ilgili. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda çok net bir kırılım. Retest ve ardından soğuksuz bir yükseliş. Yeşil alan kırılmış. Retest yükseliş. Yeşil alan kırılmış. Retest yükseliş. Yeşil alan kırılmış. Gitmiş. Şurada retest tekrar yükseliş. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda Fibonacci ortalamasına gelmiş. Yani şu görmüş olduğumuz kırmızı alan yukarı yönlü kırıldığı zaman nasıl büyük yükselişler geliyorsa aşağı yönü kırıldığı zaman da ters ve büyük ölçüde satışlar gelir. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bugünkü size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ee, videolardan anında haberdar olabilmeniz için arkadaşlar <laughs> mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Ee, böylelikle yapmış olduğum videolar dışında e, gün içerisinde paylaşmış olduğum yasal verilerden de faydalanabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.